İyi akşamlar. Medyaskop'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Enes Berk Demirkol. Günün öne çıkan haberlerine birlikte bakalım. Meclis, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplandı. Meclisin ilk dakikalarında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve AKP'liler arasında tartışma çıktı. Alpay Özalan, Ahmet Şık'a yumruk attı. Can Atalay, milletvekillerine mektup yazdı. Milletvekillerine seslenen Atalay, anayasa gereği seçilmiş Hatay milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı meclis kütüğüne kaydetme sorumluluğu omuzlarınızdadır. Hatay halkının iradesine sahip çıkma sorumluluğu omuzlarınızdadır dedi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, mecliste Can Atalay görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada AYM'ye hedef aldı. Bu karar, AYM'nin buna benzer kararları maalesef kendi içtihatından kopmuştur. AYM, anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. AYM, kendi içtihatını yok saymıştır, dedi. Otoyol ve köprülerin ardından Avrasya Tüneli'ne de %40 zam yapıldı. Tünelden otomobil geçişi 112 liradan 156 liraya çıktı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 13 üniversiteye rektör atandı. ODTÜ rektörü Mustafa Verşan Kök dönemi de 8 yılın ardından sona erdi. Rektörlük yaptığı süre boyunca aldığı kararlar ve uygulamalarla isminden sıklıkla söz ettiren Kök'ün yerine Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil getirildi. İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesini eleştiren Dilruba Kağa hakkında iddianame hazırlandı. Avukat Hüseyin Yılmaz, Dilruba Kağa hakkında kamu davası açıldığını ve duruşmanın 3 Eylül'de yapılacağını söyledi. Dilruba Kağa tutuklu yargılanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümete kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. İmamoğlu, milletimizin deprem kaygısından uzak, güvenli binalarda huzur içinde yaşamasını sağlamak için bütün siyasi hesapları unuturuz. Gelin bunu böyle görelim. El birliğiyle ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Bir haftanın daha sonuna geldik. Medyaskop'u sosyal medya hesaplarından takip edebilir, ayrıca Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Haftaya yeniden dinlemeniz dileğiyle. Hoşça kalın.